خلات خلات اشتا كبت الابشر يا عمر يا خسر يا Öncelikle ben sizin aracınızla bütün buradaki Kars'ta hemşerilerimize selam ve saygı kalmış. Bugün herhalde diğer spor kulübü arkadaşlarımızın da söylediği, amatör spor kulübü federasyon başkanının da söylediği bir şey vardı. Biz kendimiz söylemedik, onlar söylediler. Spor amatör liginde yani 127 golle mağlup olarak tamamlayan bir Kars Spor var. Tabii ki bu bizi sevindirmedi. Mutlu da değiliz. Niye değiliz? Bizim niyetimiz veya bizim hak ettiğimiz yer burada değil. Yani Kars Spor bugün kendi ilçeleriyle veya Kars'ın kendi bünyesindeki takımları yenerek başarıya ulaşmış bir takım var. Ama biz bundan mutlu falan da değiliz. Çünkü bizim Kars'ın hak ettiği yer üçüncülüktür ve daha sonrasında ikinciliktir. Bundan dolayı çok da mutlu değiliz ama ben tabii ki öncelikle futbolcularımızı, hocalarımızı, tüm teknik arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kendilerine yakışan, Kars'a yakışan bir sezon yapmışlardır. Mutluyuz, hazırız, moralimiz yerinde, bütün Kars arkamızda, bütün bizimle birlikte aynı alanda maç yapan diğer takımların da desteği bizimle birlikte, bütün Kars'ın desteği bizimle birlikte. Çünkü tek bir derdi var herkesin, Kars bir takımıdır. Bir takım hak ettiği yerde olmalı. Onun için inşallah 8 deki maçımızı da tamamlayıp geride bıraktığımız o geçen yılki Sarıkamış'a kaptırdığımız bal ligi de ondan sonra da ikinci, üçüncülük devam etmemiz gerekiyor. Buna hazırız. Allah uzana hakikaten vermezse bir şansımız olmazsa bunlarımıza devam edeceğiz. 8 aylık uzun bir maratondan sonra yerellikte lider olarak bu grubu tamamladık. Önümüzde Sarıkamış'la oynayacağımız 8'inde bir maçımız var. Biz Kars Spor camiası olarak, Kars şehri olarak buna hazırız. Futbolcu arkadaşlarımız bunu zaten bilincindeler. Geldikleri günden şu ana kadar. Bizim inancımız hiçbir zaman kaybolmadı. Çünkü Kars şehir olarak da, takım olarak da bu liglerin üzerinde oynayabilecek bir kapasiteye sahip. Bu şehirde bu potansiyel var. Bizler de burada olduğumuz sürece bu potansiyeli açığa çıkartmaya çalıştık. Dışarıdan gelen arkadaşlarla içerideki Karslı sporcu kardeşlerimizle beraber bir birliktelik oluşturduk. İnşallah inancımız odur ki 8'inde oynayacağımız Sarıkamış maçından sonra bir üstlüğe çıkacağız. İnşallah Kars'ı da bu şekilde bir sevindireceğiz. Hocamın dediği gibi 8 aydır uzun bir maratonda hep birlikte çok iyi çalıştık. Biz takım olarak çok iyi hazırlandık. Allah nasip kısmet derse de düştüğümüz yerden tekrar kalkacağız. Kars Spor'un önü açık. İşte taraftarımız da, taraftarımızın desteğiyle de bu şehir bunu hak ediyor. Bugünkü moral yemeğini düzenleyen başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah nasip kısmet ederse tekrar şampiyon olup bölgesel ligde devam edeceğiz.